Yaşı ortadan yukarı olanlar, tam 40 yıldır sahnede şarkı söyleyip dans eden, türlü esprilerle seyircileri güldüren Toto Karaca'yı gayet iyi tanırlar. Sadece İstanbul seyircisi değil, bütün Anadolu onu gayet iyi bilir. Birçok farklı tiyatro topluluğu ile bütün Anadolu'yu dolaşan Toto, zamanın en tanınmış operet yıldızlarından biriydi. Gençlerden onu tanımayanlar ise ünlü sanatçıyı hiç olmazsa oğlunun adından hatırlayacaktır. Çünkü Toto Karaca, pop müziğimizin ünlü seslerinden Cem Karaca'nın annesidir. Toto Karaca sohbetimize, bugün tiyatro yapmak bizim başladığımız yıllardan çok daha kolay ve rahat diye başlıyor. Belki ahım şahım bir şey kazanmıyorlar ama bugünün artistleri hiç olmazsa paralarını muntazam alıyorlar bizim günlerce aç kaldığımız, biri bir şey ikram etse diye beklediğimiz olurdu. Ayrıca, bugün sanatçının şerefi var, saygı görüyor. 40 sene önce öyle miydi? Halkın çoğu, oyuncu der geçerdi. Sanat ne kelime? Bizi sadece eğlence vasıtası olarak görürlerdi. Kaç defa Anadolu'da, gittiğimiz küçük şehirlerin eşraf oğulları beni kaçırmak istedi. Allah'tan bizi seven birkaç gerçek sanat dostumun, önceden uyarması sayesinde bu badirelerden kurtuldum. Bir defasında da Antep'te, şehrin ileri gelenlerinden biri bir yerde içiyormuş. Aklına bizim oyun gelmiş. Gidip göreyim demiş, atlamış atına, çalıştığımız salaş tiyatroya gelmiş. Fakat o bira. Kapıda atından inip içeriye kadar yürür mü? Biz sahnede birinci perdenin sonunu oynuyoruz. Açtırmış kapıları, sürmüş atını öne doğru. İşte biz bu şartlarla tiyatro yapa yapa bugüne geldik. Toto Karaca, Irma Felekyan olarak 1912 yılında İstanbul'da doğdu. Ailesi hep sanatçı kimselerdi. Annesi Mari Felekyan zamanının kumpanyalarında hep komedi rollerine çıkarken, teyzesi Rosa Felekyan da tamamen dramlarda oynardı. Foto'nun ise çocukluğunda en büyük tutkusu sivil polis olmaktı. Tabii ki, sanatçı bir ailenin kızının polis olmasına imkan yoktu. İma Felekyan 7 yaşındayken, o sıralar beyaz Rus mültecilerinin İstanbul'da kurdukları bale okuluna verdiler. 5 yıl sonra, 12 yaşındayken, küçük ırmayı Maxim Bar'da dansa başlamış görüyoruz. Toto adını da kendisine, bu barın sahibi Arap Tom'a verdi. Toto Karaca böylece, çocuk yaştan itibaren, zayıf aile bütçesine yardıma başlamış oldu. Birkaç yıl sonra, 1930-1931 tiyatro mevsiminde, Toto'yu gelişmiş, 18 yaşında genç ve güzel bir kız olarak görüyoruz bunu Celal Sahir Bey de görmüş olacak ki, Toto'yu, kendi adına kurmuş olduğu operetin kadrosuna davet ediyor. Ekip İzmir'e gidiyor. Toto orada, karantina semtindeki eski şık sinemasında, ilk defa artist olarak kumlular operetinde sahneye çıkıyor. Mehmet Karaca da o devirlerde aynı ekipte. Tanışıyorlar ve 7-8 yıllık bir arkadaşlıktan sonra, 1939 senesinde evleniyorlar. 1945 yılında da Biricik oğulları Cem dünyaya geliyor. Artist olduktan sonra, çocukluğundaki polis hafiyesi olma hevesin geçti diye anlatıyor Toto Karaca. Onun yerine, sahnede bir dram oynama tutkusu başladı. Bu dram oynamak hevesi, bütün komedyenlerde var galiba. Ama nasip olup da, doya doya bir dram oynayamadım renklerden neylak ile tatlı sarıyı seven, yemeklerden beğendinin üstüne yemek kabul etmeyen, içkilerden rakıyı tercih eden Toto, viskiyi de severek içiyorum diye anlatıyor. Büyük sanatçı katiyen sigara içmiyor, ailecek Fenerbahçeli olmalarıyla iftihar ediyor. Oğlunun müzisyenliğini nasıl bulduğunu sorduğumuz zaman, ben onların müziğinden pek bir şey anlamıyorum diyor. Herhalde bir şeyler var ki, gençler bizim oğlana bayılıyor diyor. Şimdiye kadar 45 filmde rol alan Toto Karaca bunların hiçbirini, hatta isimlerini bile hatırlamıyor. Gece bekçileri, Leyla diye iki tanesini güçlükle sayıyor. Sonra, film çevirmeyi pek sevmiyorum, diyor. Benim için varsa yoksa sahne. Seyirciyle karşı karşıya olmadıkça, oynadığımı anlamıyorum. Kedisi, köpeği ve üç kanaryası olan Toto Karaca, unutamadığı hatıralar konusunda çok dolu. O kadar çok ki hangisini anlatayım diyor. En çok heyecan duyduğum hadise Atatürk'ü ilk gördüğüm bir de o büyük adamın karşısında oynadığım gündür. 1932 yılında Balıkesir'de Yusuf Surur'un yazdığı Emir operetini oynuyorduk. Atatürk bir akşam bizi seyretmeye geldi. Oyunun bir yerinde evlenmeye dair birkaç sözüm vardı. Ben o kadar heyecanlanmışım ki, Gazi Paşa'nın kanunlarına göre, bundan böyle artık tek kadın alınacak, diye bağırmışım. Sonradan bu söylediklerimden çok heyecanlanmış, çok çekinmiştim. Halbuki sözlerim, büyük atanın çok hoşuna gitmiş. Bizi taltif ve tebrik etti. Sezai Solerli imzasını taşıyan bu röportaj, Ses Dergisi'nin 1 Eylül 1971 tarihli sayısından alınmıştır. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.